Hocam son olarak evlenmek isteyenler için bir dua buyurur musunuz? Evlenmek isteyenler sabah namazından sonra Yasin-i Şerif okusunlar inşallah. Evet. Sabah namazından sonra uyumamaya işrak vaktine kadar uyumamaya adet edinizler ister. İş bulamayanlar da özellikle buna özellikle söylüyoruz. Çünkü rızıkların dağıtıldığı vakittir. herkese rızkı tabi Allah katında malumdur ama ele kolay gelme mevzusu var. Bu vakitlere riayet edilirse gece de Vakıa suresi okumayı adet edilirse inşallah hem iş bulamayanlar rahat bir şekilde iş bulurlar, evlenemeyenler de güzel bir nasip bulur, evlenirler inşallah. Fakat yani bu evliliklerin bu zamanla çok zor olmasının asli sebebi topluma bakaraktan, topluma çok kulak asaraktan, iş yapmamızdan kaynaklanıyor. O ne der, bu ne der, şu ne der bunlara çok takılıyor insanımız. Acaba ne olacak? Yani bu beni şöyle mi yapar? Ya kendinizi böyle çok yukarılara çıkartmayın. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum ben. Onda da eksikler var. Bende de eksikler var. Ben onun eksiklerini tamamlamaya çalışayım. O benim eksiklerimi tamamlamaya çalışsın. Bir yola girelim. Allah da yolumuzu mübarek ederse bu yoldan gideriz. Yoksa olmayacaksa da olmaz. Yani biz bir Allah'ın izniyle niyetimizi sağlam Yola girelim. Şimdi insanlar acaba öyle mi olacak böyle mi olacak? Bir de dedik ya hani sohbetin ortasında evlilikler çok zor bir hale geldi. Adam şimdi diyor ki ya ben bu kadar altın alacağım bu evlilik ya gitmezse. İşte bu külfetli hale getiriyoruz. Bütün kazanı sıcak kazanı kendi başımızdan aşağı döküyoruz yani. Kolaylaştırın bu evlilikleri ya. Kolaylaştırın. İşte çok şey istemeyin kadınlar, kızlar. Çok şey istemeyin erinizden. Erinizi Allah'tan korkan birisi seçin. E zaten Allah'tan korkan birisi seni aç bırakmaz, açıkta bırakmaz, zorda bırakmaz. Yani elinden geldiği e, müddetçe evet, yani. Evet, evet, evet. Yani Allah Subhanahu ve Teala size tabii ki hani bir odada yaşamayı takdir eylemişse. Hani kocan da seninle hani onu elinden geldiği kadar bir çaba görüyorsan kocan da e, öp başına koy. Yani keza kadın da kadında yani kadın uğraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani eksiğini falan çok da gözüne batırma. Öb başına koy sen de onu. Eksiğimizi Allah tamamlasın. Celle Celaluhu. Hmm. Bu şekilde birbirimize hürmetli bir şekilde. Şeyhimiz Nazım Kıbrıs Hazretleri'ne bugün yine bizim sayfamızda yayınlanan bir, harika bir sohbeti var. Hürmet olmazsa sevgi olmaz. Bu böyledir. E kadın kocasına bey diyecek diyor. Efendim diyecek, hürmet edecek. E var mı? Yok. Bak şey Nazım Hazretleri ta o zaman diyor ki hani en sevdiğim kadın müritlerimde bile yok diyor. Hani çok yakın gördüğüm kadın o bile kocasına ismiyle hitap ediyor diyor. E hürmet saygın kalmazsa, hürmetin kalmazsa sevgin de kalmıyor. E kalmayınca bu sefer içeride şeytanlar terörist yani tabiri caizse. Hürmetli olalım. Allah ve Resul'ün emrini tutalım. Şimdi kadınlara bunu söylediğiniz zaman ya ben ona efendim mi diyeceğim diyor. Şimdi kocasına yöneliyor ya, şimdi kocasında o... <laughs> O ismi çok boş görüyor. Kocası dolduramaz o ismi yani. Öyle görüyor. Siz öyle bakmayın kadınlar. Şöyle bakın siz. Allah mı emrediyor diye bakın yani. Resul Ekrem bunu söylüyor. Ben söylerim o zaman. Saygı ve hürmet edelim. Keza erkeklerimiz de hanımlarına muhabbetle, merhametle davransın. Ailelerimiz güzel olur. Güzel aileler kurarız. O ailelerden güzel evlatlar olur. İslam'a hizmet ederiz inşallah. Bu dünyaya yani şimdi televizyonlarda seyrediyorsunuz. Bir de böyle ballandıra ballandıra sahte sevgiler, sahte duygular anlatılıyor. Siz de zannediyorsunuz ki her şey süt liman, herkes çok mutlu o televizyondakiler. O artistler şunlar bunlar. Bir kere şunu çok iyi bilin. Çok reklam yapıyorsa birileri anlayın ilişkileri bitiyordur yani. O reklamlarla ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bitmeye az kaldı demektir yani. Aşırı derecede reklam yapıyorlarsa hediyeler şunlar bunlar. Neticede neticede şunu tavsiye ediyoruz ki gerçek hayat başkadır. Boyama hayat başkadır. Milletin boyama hayatına seyrederekten kendi gerçek hayatınızı mahvetmeyin. Milletin kandırıcı olan süslü hayatına bakaraktan kendinizi hayatınızı mahvetmeyin. Keza yani sadece ekranda gördükleriniz değil, komşularınızda da yani. Onda var bende yok genel olarak ve bu kavgalar oluyor. İşte bak oğlun kocası onu gezdiriyormuş, sen beni gezdirmiyorsun. Onun kocası işte şöyle almış ona, sen bana almıyorsun. Onun kocası şöyle yapmış, onun kocası... Ya onun kocası ya. Sana ne onun kocasından yani? Ben onun karısından bahsediyor muyum? Onlar onlar, biz biziz yani. Böyle onlar orada kalsın, biz buradayız. Velhasıl nasıl bakmamız gerektiğini bilirsek hayatımızda güzel olur inşallah... Allah hayırlı yuvalar nasip eylesin. İslam üzerine yaşayacağımız hayat, yaşatacağımız hayat nasip eylesin bizlere.